Herkese merhaba, ben Çağrı Hoca. Konuşarak öğrenle birlikte hazırladığımız İngilizce derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Future Perfect Continuous Tense'e bakacağız. İsmi çok uzun biliyorum ama bir önceki derslerimizi izlediyseniz çok kolay gelecektir size. Zaten uzun bir tense değil, yani anlatım olarak uzun sürmeyecek. Ama takip etmediyseniz bir önceki videolarımıza mutlaka bakmanızı isterim. Ve sonraki videoları da kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdi nedir Future Perfect Continuous Tense? Biz her tense'imizde yaptığımız gibi bunu bir isminden çıkaralım. Bir kere future olacakmış. Future olacaksa işin içinde will olacak. Will veya going to be going to olabilir biliyorsunuz. Perfect olacaksa have been olacak. Yani have artı verb ing olacak. Continuous varsa fiilime, ana fiilime ing getireceğim. Bu kadar. Will have been doing. Artık fiilim neyse o olacak. Şimdi hatırlarsanız Future Perfect Tense'de şöyle yapmıştık. Will vardı, have vardı ve fiil üçüncü halindeydi. O continuous değildi. Anlamına baktığımızda şey demiş oluyorduk. Gelecekte işte yarın bu vakitlerde yola çıkmış olacağım. Bir tamamlanmışlık vardı, çıkmış olacağım. Buradaysa çıkmakta olacağım diyeceğiz. Şimdi bu make'de makta olayını yine önceki tense'leri izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şöyle kullanıyordum. Yapıyorum da diyebiliriz. Mesela have been doing. Perfect continuous ifade bakalım bir tane. Have been doing. Şimdi yapmaktayım anlamında çeviriyordum ama yapıyorum diye de çevirebiliyoruz. Neden yapıyorum demiyorum buna? Çünkü o zaman present continuous'la karışır. Yani perfect olmayan continuous'larla karışır diye. Siz bilin ki ben çevirdiğimde iki türlü de söyleyeceğim ama birini söylersem öbürünü söylemezsem iki anlama da gelebileceğini bilin. Şimdi bunu da yapmakta olacağım diye değil de yapıyor olacağım diye çevirsem o zaman direkt future continuous'la karışır. Aradaki perfectliği gitmiş olur. Bu arada bu son tense'imiz, artık tense'lerden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Usage, kullanımdan başlayalım. Diyor ki future perfect continuous tense gelecekte bir olayın ne kadar süre devam etmekte olacağını bildirmek için kullanılır. Çok bir şey ifade etmiyorsa biraz daha açıklamaya çalışayım. Biz şu andayız. Hep böyle bir doğru çizilir ya, matematik dersi gibi. Burası geçmiş olsun, past. Daha önce de çizmiştim bundan bir iki kez. Burası present olsun, şimdimiz. Burası da future'ımız. Şimdi biz buradayız. Gelecek hakkındaki bir şeyden konuşuyoruz. Ama bu gelecek hakkındaki bir şey gelecekte başlayacak. Yine gelecekte bir süre devam ediyor olacak. O yüzden future perfect continuous olacak arkadaşlar. Yapısına bakalım. Diyor ki şurada zaten zamirlerim, öznelerim var. Yardımcı fiil olarak hepsinde will have been getireceğim. Fiilime de ing getireceğim. Burada mesela örnek fiilim read okumak. Read'e ing getirdim. Reading yapmışım. İstiyorsak tercihimize kalmış. Alması gerekiyorsa nesne alacak. Ve yine tercihimize binaen time veya place, yani zaman veya yer ifadesi gelebilir. I will have been reading, okumakta olacağım. We will have been reading a book. Biz kitap okumakta olacağız. He will have been reading a book for 2 hours. O 2 saat kitap okumakta olacak. Mesela diyoruz ki saat 4 itibariyle, bu daha da devam edebilir mesela zaman ifadesi olarak. O 2 saattir kitap okumakta olacak. Yani saat 2'de başlamış, 4'te de hala devam ediyor. Ama 2'den 4'e kadar 2 saat geçmiş olacak. Burada o yüzden sürece vurgu var arkadaşlar. Bu kadar karmaşık bir zamana ihtiyacımız var mı? Bana kalırsa yok ama dünyamızda böyle bir zaman var. Yapacak bir şey yok. Çok da yaygın kullanılmadığını film ve dizileri İngilizce takip edenler bilir. Çok 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 nadir olarak denk gelir. Ama mantığını bilin ki diğer tüm tense'leri iyi anlayabileyim. Ya da karşınıza çıktığı zaman bu nereden geldi, uzaydan mı geldi diye bakmayalım arkadaşlar. Başka örnek bakalım examples bölümünden. I will have been waiting here for 2 hours by 5 o'clock. İşte verdiğim örneğe benzer bir örnek. Saat 5 olduğunda, saat 5 itibariyle ben 2 saattir burada beklemekte olacağım ya da bekliyor olacağım. Değil mi? İki türlü de çevirebilirim demiştim. By 2021, she will have been living there for 10 years. 2021'de o 10 yıldır orada yaşıyor olacak ya da yaşamakta olacak. Hemen zaten 3 sayfalık arkadaşlar. Bir tablomuza bakalım. Olumlu, olumsuz, soru ve cevap şeklinde. Sonra hemen alıştırmalarımıza geçeceğiz zaten. Evet, olumlu cümlelerimizde öznemizden sonra will have been, ardından fiile ing getirerek kuruyoruz demiştik. Olumsuzdaysa will'e not getirdik. Kısa haliyle won't oldu. I will have been reading, I won't have been reading'e dönüştü. She will have been reading, she won't have been reading. O okumuyor olacak ya da okumamakta olacak. Hani zamanın kendisi az kullanılıyor dedik ya.
olumsuzu vesaire daha da az kullanılıyor. En çok bunun olumlusunu görürsünüz. Soru yapacağımız zaman tabii ki yardımcı fiilimiz olan will'i başa getirdik. Will you have been reading? Kısa cevap verirsem yes I will veya olumsuz cevapta no I won't diyeceğim. Bilgi sorularım vardı. Bunlar 5'ine 1K soruları diye geçiyor daha çok ama bu tense'de en çok how long sorusu soruluyor. Çünkü demiştik ki bu tense'in asıl vurguladığı şey süreç. Mesela bu sorumda diyor ki how long will you have been studying when you graduate? Bir mesela tıp öğrencisine sordunuz. Doktor olacak birine. Mezun olduğunda kaç yıldır okumakta olacaksın? O da diyecek ki mezun olduğum zaman 6 yıldır okumakta olacağım. I will have been studying for 6 years when I graduate. Bunun cevabı bu olur. Yazayım. Merak eden, not tutan arkadaşlarımız varsa onlar da alsınlar. I will have been studying for 6 years when I graduate. Şimdi burada study fiilinden bahsetmek istiyorum. Study ders çalışmak anlamına geliyor ama aynı zamanda Türkçedeki okumak diye söylediğimiz reading olmayan okumak için kullanıyor. Mesela nerede okuyorsun, ne okuyorsun falan derken onun için biz İngilizce'de study kullanıyoruz. Hadi alıştırmamıza geçelim o zaman. Evet, alıştırmamızda bu sefer böyle çok çevirilerle kafanızı karıştırıp böyle beyninizi şişirmek istemiyorum. Şöyle yapalım. Zaten biliyorsunuz ne yapacağımızı. İlk 5'teki siyah yeri ben yapıyorum. Sonraki 5'teki mavi yeri siz yorumlara yazıyorsunuz. Fiilimizi alıyoruz. Parantez içindeki onu kullanıyoruz. Not varsa olumsuz yapacağız. Soru işareti varsa buradaki gibi cümlemizi soru olarak kuracağız anlamına geliyor. Bunu derslerimizi düzenli takip eden herkes biliyor. Şimdi 1'e baktım. I demiş. Zaten öznem hiç önemli değil. Hepsinde bir kere will have been'i yerleştireceğim. Başka bir şansım yok. Burada tabii kısaltabilirim değil mi? I'll yapabilirim. Yukarıdan apostrof koyup ll yazabilirim. Fiilim work'müş. O zaman working dedim. I will have been working all weekend. So I'll be tired on Monday morning. Anlam vermek istersek illa. Hadi buna verelim. Tüm hafta sonu çalışmakta olacağım. Bu yüzden pazartesi sabahı yorgun olacağım demiş. Okay. Yani özetle şöyle diyebilir değil mi? Tüm hafta sonu çalışacağım. I will work diyebilirdi buna. Bu yüzden pazartesi sabahta yorgun olacağım diyebilirdi. Bu kadar lafı uzatmaya gerek yoktu. She'll, hadi kısaltalım bunu. She'll, tam kısalttım, olumsuz denk geldi. İptal ediyorum. She won't, olumsuzunu kısaltıyorum. Have been eating. She won't have been eating much. So she'll be hungry when she arrives. 3 numaraya baktım. Soru olacak. Hemen aldım başa. Will you have been buying clothes? Okay. 4 numara. We will have been studying. We will have been studying all day. So we'll go out in the evening. Bilgi sorusu varmış 5 numarada. How long? Yine will. Sonra you have been waiting. When you get the results. Sonuçları aldığında ne kadar süredir bekliyor olacaksın demiş. How long'u bu şekilde bir önceki sayfamızda da kullanmıştık zaten. Evet, hepimize geçmiş olsun arkadaşlar. Bütün tensleri hakkıyla 12 tensi de bitirdik. Böylece büyük bir aşama kaydettik aslında. En azından yani gramerin zaten çoğu zamanları oluşturduğu için bayağı bir şeyi çözmüş oldunuz. Bundan sonrası çok kolay. Çünkü zamanlar olmasa da zamanların dışındaki şeyler de modullar olsun, pasifler olsun vesaire mantık hep aynı oluyor. İşte yardımcı fiile not getiriyoruz, olumsuz oluyor. Yardımcı fiili başa getiriyoruz, soru oluyor gibi gibi şeyler. O yüzden bu aşama çok önemliydi. Hepinizi tebrik ediyorum buraya kadar sabırla takip ettiğiniz için. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.